Eğer ilk defa bu videoya denk geldiyseniz, bütün dünyayı gezip başarılı insanların hikayelerini sizlerle paylaşıyorum. Tanıştığın adamların hepsi multi milyoner. Herkese günaydın. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü benim keyfim çok yerinde şu an. Neden? Bir, Kanada'ya geldim. Şu an Toronto'dayız. Ya büyüyeme birazcık medeniyet bulaştı. Bunun etkisi olabilir. İki, hava güneşli. Ya burada bu çok ender görülen bir şeymiş. Bana öyle söylediler. Genelde yılın büyük bir çoğunluğu. Yeşil yandı. Yılın büyük bir çoğunluğu buradaki hava kapalı, yağmurlu, karlı falan oluyor. Buradaki insanların konuşmalarını dinliyorum. Genelde hava ne kadar güzel falan filan. İşte güneş açtı bugün, belki çocukların köpeğini falan çıkarmış ama buz. Yani bir Türk için bu hava inanılmaz soğuk. Abi güneşli ama -2 derece falan, nasıl güneş bu? Her neyse. Abi aşırı soğuk ya. Bu ne oğlum lan? Kat kat bak, bunu giydim. Bunu giydim. Pijama var. İşlik var. Çorap. Tekrar örme yün çorap. Havluluk çorap. Falan filan, neyse. Keyifli olmamın sebeplerinden bir tanesi. Ne dedik? Güneş, medeniyet, Toronto. Ha, bir de asıl konumuz Fatih. Ben değil tabii, başka bir Fatih bu. Bugün sizi çok başarılı bir Türk girişimciyle tanıştıracağım burada Toronto'da. Daha önceden de bahsettiğim gibi size ilham verebilecek başarı hikayelerini kanalda paylaşmaya devam ediyoruz. Dünyanın her yerinden. Eğer ilk defa bu videoya denk geldiyseniz, bütün dünyayı gezip başarılı insanların hikayelerini sizlerle paylaşıyorum. Yani umarım beğenirsiniz. Kanalın bir istatistiklerine baktırdık. Yani abone sayısının 13 katı falan izleniyormuş galiba. Ayıp. O yüzden bir abone olursanız güzel olur bizim için. Çünkü 13 kat çok, yani ciddi bir rakam. Neyse, Fatih'le buluşmak için Toronto'nun Yorkville bölgesine geldim şu anda. Sanırım buranın bayağı pahalı bir semti. Yani buranın Hollywood'u deniyor internette baktığım kadarıyla, araştırdığım kadarıyla. Gerçekten de arabalar falan, yani şekil. Suratından sıkıldık diyorsanız da durun, size biraz etrafı çekeyim ya, harbiden. Ortam böyle. Burada sanırım bir buz pisti var. Ters ışıkta yakalandık ama. Bugün pazar bu arada. Yani buranın sakin günlerinden birisi diyebiliriz. Hafta sonu olduğu için insanlar biraz böyle yavaş yavaş yürüyüp etme modundalar. Ha, mimarisi garip gerçekten. Mesela her yer rezidans. Şu eski binaları korumuşlar. Bunlardan çok fazla var. Dikkatimi çekti. Böyle tuğla yapılar. Muhtemelen eski yani. Genel olarak yani yeni bir şehir. Böyle tarihi eserdir falan filan beklentiniz varsa öyle bir yer değil. Genelde gökdelenler, rezidanslar. Şu an downtown'dayız tabii. Hani buradan ayrıldığınızda çok kısa bir mesafede Niagara Şelalesi var. Tabi orada doğal güzellikleri görebilirsiniz. Ne demiştik? Evet, bugün sizi Fatih ile tanıştıracağım. Kendisi daha 21 yaşında. Yani burada Kanada'da, Toronto civarında 3 tane şirketi var. Bir otopark işi yaptığı bir şirketi var. Aynı zamanda bir galerisi var. Aynı zamanda teknoloji üzerine bir şirketi falan var. Hepsini detaylı şekilde dinleyeceğiz kendisinden. Toronto'da hayat nasıl? Bir Türk girişimcinin ağzından bunları dinlemiş olacağız. Kendisinin BMW i8 makinesi var. Var, Türkiye'de az olan bir araç aslında. Hem ona bakacağız, hem de tavsiyelerini dinleyeceğiz. Ve dikkatimi çeken bir şey, çok fazla
göçmen var ya. Hani Kanadalı şu ana kadar göremedim desem yeridir. Neyse ben dondum. Aracın yanında görüşürüz. Bay bay. Ve Fatih ile birlikteyiz. Ne haber, keyifler nasıl? Adaşımla buluştuk Kanada'da, Toronto'da. Ne haber, hayat nasıl gidiyor? İyi gidiyor gibi. Ben aslında kendimi İngilizce konuşmaya hazırlamıştım çok ama Türk olunca çok daha güzel oldu benim için. Güzel denk geldi. Bir de yani yurt dışında bizden birilerini görmek, özellikle böyle başarılı kişileri görmek benim yani gerçekten hoşuma gidiyor, göğsümü kabartıyor. Anlatmak ister misin, neler yapıyorsun burada Toronto'da? Şöyle, Toronto'da yaşamıyorum aslında, Niagara Şelalesi'nde yaşıyorum. 3 tane şirketim var. Bir tanesi parking lot, diğeri yani otopark. Kamera işleri yapıyoruz, security systems. Onun dışında bir de Vivauto var. Harika. Yaşamımız ve arabası. Harika. Taşıyoruz. Vivauto dedin, galericilik tarzında daha çok değil mi? Galerici biraz daha mekanik shop ama galericilik. Anladım. Premium araçlara mı daha çok fokuslanmış durumdasın, yoksa her çeşit araç alım satım veya tamir oluyor mu? Nasıl? Her çeşit araç alım satım tamir. Ama çoğunlukla Alman oluyor. Alman. Yani. Mercedes ya da. Benim burada gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. İnsanlar böyle aşırı yani çok çok iyi arabalara bineyim derdine değiller. Aslında çok aşırı pahalı bir şey. Tabii ki ulaşması hala zor ama araba fiyatları Türkiye'ye kıyasla çok daha uygun. Fakat herkes böyle çok iyi arabaya bineyim derdinde değil, bizim millet gibi. En azından benim gözlemlediğim nokta bu. Yani sen ne diyorsun bilmiyorum da. Ya şöyle, ulaşılması ne kadar kolaylaşırsa demand o kadar azalıyor. Evet, haklısın. Yani çok kolay olduğu için insanların artık çok umudu olmamaya başlamış araba. Bu bir ya, prestij araba göstergesi olmaktan çıkıyor aslında baktığında yani, değil mi? Kaç yıldır buradayım demiştin? 7 yıldır. Çok güzel. 14 yaşında geldim, tek başıma geldim Kanada'ya. Ciddi misin? Evet. Ben bu arada ailenin falan işi olduğunu düşünmüştüm en başta yani. Aynen. Harika. Tam aramış olduğum başarı hikayesini şu an bana. Lise için geldim. Liseyi bitirdikten sonra kalıcıya geçtim. Yazılım okudum. Yazılımdan çıktıktan sonra da kendi işlerini kurdum. Network'üm vardı Toronto içerisinde, araba sektöründe olan. Onlardan ilerleyerek başladık. Tam ideal bir girişimci hikayesi. Tebrik ediyorum öncelikle. Kaç yaşındasın Fatih? 21 yaşındayım şu an. 21. 22'ye gireceğiz. Harika, mükemmel. Dinleyebilir miyiz aracı çünkü? Dinleyelim, ses yok yani. O yüzden zaten. Otorlörlerden verecek. O yüzden merak ettiğim için, çünkü normal bir araç değil. Arkadaşlar, araç elektrikli bu arada. Tabii tam elektrikli değil ama hibrit yani. O yüzden öyle V8 sesi beklemeniz saçma olurdu. Ama gidiyor, hızlı gidiyor. Onu biliyorum. Onu anlatmaya gerek yok. Ama çok güzel araç yani. Harika tercih. Kendi işletmesinin logosunu da buraya koymuş. Peki var mı tavsiyelerin? Hani buraya gelmeyi düşünen varsa veyahut başka bir ülke, yurt dışı deneyimi. Ya ne demek istersin? Ya şöyle, öncelikle hedef belirlemek lazım. Yani böyle bir adıma girmemek için. Yani genelde gelenleri görüyorum. Evet. Restoran işleri. Peki bu ülke seyrede Yeah. Gördüğünüz gibi hızlı bir arkadaş sattı bile arabasını şu an. He's our cigar supplier, official sponsor. Really? You from Cuba or somewhere? No. Great. Hey, Ned. How are you? He's a very popular guy, I guess. Yeah, sure. He's the most famous person in New York, right? No. He's big Instagram or something. He's big in there. I come here all the time. Yes. You see me like every day. Buranın adı Bloor Street miydi? No, Yorkville. This is Yorkville. Yok, yok. Oh, okay. Okay then. Yani Toronto'nun Hollywood sokağı exactly gibi. Değil mi? Tahmin edebiliyorum. Zaten like when I first came here, just I can understand it from the, you know, all the cars and stuff, people. They like to dress fancy, cool, right? Like car spotting and stuff. And actually at 2 p.m. our gang is going to show up. Really? Yes, yeah. So am I too early for it? Of course, come later on. Yeah. Thank you guys. Thank you for the interview. Genel olarak dediğin çok doğru bu arada. Geliyorlar herhangi bir hedef olmadan, gündelik demeyelim de hani Uber'dir, DoorDash'tir, bu tarz var işler. Ben bir çıkayım da yurt dışına. Evet. Öyle o doğru şey değil. O doğru değil. Çalışmıyorlar. Öyle bir hüsran oluyorlar ki. Evet. Çoğu zaten geri döndü. Yani evet. Ben lise için geldiğimde. Doğru. Yani bütün Türk arkadaşlarım döndü. Bir tek ben kalmıştım. Ya, kalifiye bir iş yapmıyorsan aslında
ve hedefin net değilse çok daha zor hayat yani baktığın zaman. Ya çünkü o kadar çok çalışman lazım. Burada saatlik ödüyorlar. Hı-hı. Şey gibi değil yani. Çalışmadın mı eve gönderiyor seni. Saatlerini kesiyor. Evet. Zaten pahalı bir memleket. Yani ucuz gibi gelebilir ama değil. Ya yani. Giderin çok yüksek bir kere. Şu apartmanlardan birini mesela tutmak istersen en az ayda 4.000-5.000 dolara bakıyorsun yani. Kesinlikle. Zaten minimum wage 2.300 dolara falan geliyor. Kesinlikle. Yani özetle kendim yurt dışına atayım ne iş olsa yaparım kafasıylaysanız çok tavsiye etmiyor Fatih bu durumu. Bir de networking konusunda burada yani Kanada ve Amerika'da genel olarak network olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tek başınıza evet. Bir kişisiniz. Evet. Network'ünüzü her zaman genişletin. Kim olduğu önemli değil. Barmenle tanışsanız bile ondan yapabileceğiniz bir deal çok hayatınızı değiştirir. Kesinlikle. Bir şekilde. Güven burada çok önemli yani. Ben mesela ilk gel yani Toronto'ya ilk geldiğimde önce şey yapıyordum. Kapıdan kapıya sales yapıyordum. Araştırmaları satıyordum. Ondan sonra security guard olarak çalışıyordum. Güvenlik olarak. Oradan tanıştığım yani arabasını yıkayan, benim patronumun arabasını yıkayan birinden tanıştığım için bunların hepsi oldu. Değil o yüzden yani minicik spark bile araba yıkayan biri bile sizi böyle taşıyabiliyor yukarıya. Ya burada referans çok önemli. Kuzey Amerika'da özellikle Kanada, Amerika insanlara yani vermiş olduğunuz güven önemli. Vallahi çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Gang geldiğinde belki onlara da yetişirim. Bir şey söylemek istiyor musun Türkiye'dekilere son olarak? Kapatıyorum çünkü. Düşünmem lazım. Çok iyi bir şey söylemem lazım gibi hissediyorum. Yok hayır yani. Tamam. Rastgele bir şey en, de olur. En meşhur dediğim şeyi söyleyeceğim. Zorluktan kaçmayın. Zorluk varsa işin içinde iyi yoldasınız. Kolaylık varsa... Aynen öyle. Bırakın. Aynen öyle. Kolaysa hiç yapmayın daha iyi arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ama güzel ya. Bilmiyorum güneşli havada ben sevdim Toronto'yu yani. Yazın mükemmel bir yer. O kadar ki... Ben de öyle tahmin ediyorum yani. Ama kışın... Ne bunaltır? Kar yağdığı anda bütün her şey oluyor. Herkes zaten Miami'ye kaçıyor. Değil mi? California'ya kaçıyor. Burada abi ben... biz kalıyoruz. Burada... Gerçekten çok güzel bir şey var ya. Community var. Yani insanlar birbirini tanıyor. Böyle... Bir kişi bildiğinde ya evet. Bir kişi her zaman 20 kişiye bedel oluyor. Bir kişi kesinlikle. Ya network gerçekten çok önemli. Şu an burada kendi gözümle bunu gördüm. Yani mesela orada tanımıyordum şu an dışında. Bir de çok adamı tanıyordum Lambolu. Diğer ikisini tanımıyorum mesela. Aha. Hop onlarla tanıştım. Adamlar ne iş yapıyor falan filan. Aynen öyle. Yani neye ihtiyacım olursa bir şey açacağım mesela. Bir dükkan açacağım, bir şey açacağım, bir business başlatacağım. Anında. Kesinlikle yani, ya. Ooo F1 pista. Bu adamı tanıyoruz. Tanıyor muyuz? Çok şey bir adam. Güzel. Excuse me. O tanıştığın adamların hepsi multi milyoner. Hı hı. Bayağı şey sağlam işler yapıyorlar burada. Zaten böyle ama gerçekten alçak gönüllü tipler bu arada. They don't care like. Adamlar o kadar umursamaz ki. Ama şey, böyle mesela gördün orada $50 falan dönüyor, anlatabiliyor muyum? Balkanlardan gelen bir şey oldu evet, mesela. Evet. Kültürden gelen bir şey oldu. Doğru. Bizde de vardır ya, para basarsın falan hani. Keşi gösterme durumu. Aracı park ettik ceza yememek için. Bulanma da oradaki abilerden birinin. Arnavutmuş kendisi çok. Çok iyi bir adam ya. Bayağı sohbet etme fırsatı bulduk. Şöyle baktığımızda zaten kötü araç yok ya bu caddede. Abandatör. Güzel renk.
Evet, dönüş yolundayız. Gayet güzel bir gündü ya. Yeni network'lere dindik. Tanıştığım kişilerden biri. Durun bir. Yaya geçidinden geçeyim ceza yemeden de. Tanıştığım kişilerden birinin burada prodüksiyonu varmış. Yani tütün ürünleri satıyor. Diğeri de aynı şekilde ticaret yapan var. Yani Ferrari'ler, Lambo'lar. Hepsi o gruptaki kişilere ait. Ve gayet alçak gönüllü tipler ya. Hani ben şahsen çok takdir ettim. Çünkü bu seviyedeki insanlarla Türkiye'de iletişime geçseniz muhtemelen size ya konuşmak istemeyecektir ya gizleyecektir. Çünkü Türkiye böyle sıfırdan gelip de çalışarak bir şeyleri elde edebileceğiniz bir ülke değil maalesef ki. Keşke herkes emeğinin karşılığını alsa. Ama burada bu daha çok mümkün olduğu için yani bunların hepsi new money dediğimiz birinci jenerasyon girişimcilik yapıp zengin olmuş kişiler. Bu yüzden başarılarını paylaşmaktan çekinmiyorlar. Abi de beni bekledi sağ olsun. Durum öyle olunca gayet keyifli sohbet olabiliyor. Güzel networkler edindim. Belki ileride Toronto ile alakalı bir şeyler olabilir. Neden olmaz? Burada yaşanır mı? Ya şunu söyleyeyim, bir Türk için çok zor. Çünkü neden? Birincisi çok soğuk. Yani seveceğinizi sanmıyorum buranın soğuğunu. Ankaralı, Erzurumlu ve Eskişehirlileri bir kenara bırakırsak, benim gibi İzmirliyseniz eğer, soğuğu seveceğinizi sanmıyorum. Onun dışında aşırı kuralcı bir yer ya. Bana mesela çok sakin geldi. Herkes, tabii olması gereken bu da, herkes yaya geçtiğinde duruyor falan. Oğlum bir aksiyon olsun yani. Türkiye'deki gibi beyninizi %100 kapasiteyle kullanmıyorsunuz. Ya bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir sakinlik mevcut burada. Mesela dün cumartesi gecesiydi. Hani dışarı çıktık falan ama hiçbir şekilde böyle Alsancak'taki gibi, Beşiktaş'taki gibi, Kadıköy'deki gibi bir ortam beklemeyin yani. Oldukça sakin, vasatın altı bir gece hayatı olduğunu söyleyebilirim burası için. Evet, video bitti. Bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Verimli olmuştur sizin için de. Çünkü ben çok keyif aldım. Yeni insanlarla tanıştım. Paha biçilemeyecek networkler edindim. Videoyu bitirmeden önce aşağıda bir zil var. Ona basabilirsiniz. Videoyu kapatıp her ne yapıyorsanız standartlarınızı yükseltin. Öpüyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz.